500'dür. Burada ikinci olarak Mısır medeniyetini ve yine antropologlar üçüncü olarak da Indus medeniyeti, yani Hindistan'da gelişen Indus medeniyeti dünyadaki ilk medeniyetlerden birisidir. Yine Büyük İskender'in bir seferi vardır. Önce Persleri ele geçtikten sonra Perslerin topraklarına Indus Vadisi'ne kadar gitmiştir. Ama orada yenilmiştir, geri çekilmiştir. Yine de İskender'le Persleri karşılaştırmıştım burada. İskender'inkinden büyük derler ama dünyadaki 15. imparatorluk, bir önceki konferansında belirtmiştim. Büyük Osmanlı İmparatorluğu bile daha büyüktür ondan. Ve ele geçirdiği topraklar Perslerinkinden çok fazla değildir. Hemen hemen aynıdır. Yine Roma'nın kurulmasıyla birlikte M.Ö. 200'lerde Persler vardı İran'da. Çin, Pers ve Roma bağlantısı kuruldu. Bu dünya ticareti açısından çok önemliydi. İşte küreselleşme dediğimiz olay da o zamanın küreselleşmesi de buydu. Bu bağlantının sağlanmasıydı. Yine Hun İmparatorluğu batıya giderken aynı zamanda güneye gitmişti. Akkonurlar. Bu da bizim Hindistan'la bir bağlantımızdır. Yani Türkler oradan Hindistan'dan bulunmuşlardır. Geçmişlerde kültürümüzde de bu yüzden çok büyük ortak bağlantılar vardır. Bu arada Çin'den bahsetmek istiyorum. Milattan önce 1500. Tabii Çin daha önce bugüne de şık tutmadaşına söylüyorum. 1410 yılında Vietnam'ı ele geçirdi ama tutamadı. Yani o topraklara giriyor Vietnam'a doğru. Hindistan topraklarına doğru zaman zaman gelmiştir ama uzun süre tutması mümkün olmamıştır. Ve Çin'in gerilemesi 1400'de çok büyük bir devletti, çok ileri bir devletti. Büyük gemileri vardı. Afrika'yı keşfetmişlerdi. O zaman ait kitapları vardır. Tabi herkes birbirini barbar diyor. Hintlerin de yazdığı, düzeltiyorum, Çinlerin yazdığı kitap da o zaman barbar topraklarıyla ilgili, barbar hakanlıklarıyla ilgiliydi. Batı'ya gittikten sonra. Böyle Çin dünyaya açılmıştı. Güney'e gidiyorduk. Bu Afrika'nın güneyine dahi gitmişti. Ama birden 1433 yılında Çin İmparatoru uzun seferleri yasakladı. Bundan sonra da zaman zaman Çin'de bu şekilde yasaklamalar oldu. Çin bundan sonra gerilemeye başladı. Dış açılımını kaybettikten sonra içe doğru dönmeye başladı. Çin gemileri Doğu Afrika'ya bu tarihte son seferlerini yaptılar. 16. yüzyılda Çin dünyanın ve Avrasya'nın en gelişmiş toplumu iken dışa kapanmasının sonucu giderek zayıfladı. 1710 yılında dahi yine bir normal Çinli, o toprakta yaşayan Avrupalı bir insandan %10 daha zengindi. 19. yüzyılda da bir İngiliz şöyle diyordu: elinde bir tabancasıyla yeterince mermisi olan bir kişi bu Çin topraklarını bir uçtan öbür uca geçebilir şeklinde bir açıklaması vardı. O hale gelmişti. Milattan sonra 1500'lere baktığımız zaman Hint Okyanusu'nda 60'tan fazla ülkenin ticaret adamı var. O derece ticaret gelişmiş. En kalabalık 20 şehirden sadece 2 tanesi Avrupa'da. Birisi Paris, birisi Londra. Londra 50 bin, sanırım 220 bin civarında Paris'te ama bu doğudaki şehirler çok büyüdü. Ve milattan sonra 1700 yılında Bombay'da 700, Kalküte'de 1200 İngiliz yaşıyor. Bu orayı ele geçirmeden önce. Niye orada yaşadıklarını da anlamak lazım. Yani orada o anda ne yapıyorlardı onu tahayyül etmek, anlamak gerekir. Neyin planlamasını yapıyorlardı bunlar. Ve Batılıların ticaret gemileri buna rağmen 1750 yılına kadar 1000 ton üzerinde gemileri yoktu. Yani o tarihte dahi 1450'lerdeki, 53'ten sonraki Osmanlı başkentine gelen gemi sayısını ve ticaret hacmini tutturamıyorlardı o dönemde. Daha sonra keşifler oldu. Osmanlı 3000 yıldır uğruna mücadele eden 3 koridor vardı, stratejik koridor. Bunları kontrol eden ilk devletti. Yani hem Kızıldeniz'i, hem Körfez'i, hem de Karadeniz'den giden istikametteki yolların hepsinin ortak noktası ve kontrol eden tek devletti. Bizim Hindistan'a ne alakamız var derseniz, işte Ümit Konu'da ulaştıktan sonra Batılılar Osmanlı'yı kuşattılar. Yani bizim açımızdan Hindistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsız olması hala da önemlidir. Ve tarihçi Tombi bunu şöyle açıklar, der ki
Batırların der Osmanlı'yı kuşatması cephe hücumu şeklinde değil der, okyanusları ele geçirerek olmuştur şeklinde bir değerlendirmesi vardır. Burada tabi dünyayı değişik yerlerden ben bazen çevirip görmeye çalışırım. İşte bu farklı bir açıdan baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, şimdi bakıyoruz Rusya ile arasında, ABD ile Rusya arasında Hindistan var. Bu taraftan bakıyoruz Çin ile ABD arasında yine bir sonraki şeyde ters cephede Hindistan var. O da onun stratejik önemini ortaya koyuyor. Hindistan'ın stratejik önemini ortaya koyuyor, bize gösteriyor. Ve bu dairenin içinde yaşayanlar dışında yaşayanlardan daha fazla bir nüfusa sahip. Bölge bu açıdan kritik. Şimdi nüfus geçecek falan dedik. Geçmişte tarihe baktığımız zaman ben bir an yakaladım. Yani milattan sonra 1400'de Çin'i geçmiş. Yani Çin 80'e düşmüş. Tabii nedeni var. Bir önceki yüzyıllarda Çin'in nüfusu daha fazlaydı ama o Moğol istilası ve hastalıklar Çin'i mahvedince Çin'in nüfusunda büyük bir düşüş oldu. Ve o dönemde milattan sonra 1400'de yani İstanbul'un ele geçirildiği dönemde falan şeyin nüfusu, Hindistan nüfusu Çin'i geçmişti. İşte 2045'te diyoruz. Tekrar geçeceğini tahmin ediyor Çin'in nüfus politikası sebebiyle. Orduya geliyoruz. Global Firepower'ın dünya ordularında sıralamasını yapıyor her sene. Küresel ateş gücü sıralaması. Yani silahları, mevcudu vesaire karşıladıktan sonra Hindistan 4. sırada gösterildi geçen sene. Ve Hindistan'la Çin'i karşılaştırdığımız zaman şeyleri buradaki askeri gücünün daha fazla genç bir nüfusa sahip fazla olduğunu, diğer yönlerden uçak sayıları eşit, savaş uçakları yarısı kadar, tanklar biraz az, deniz varlıkları giderek gelişiyor. Hindistan'ın şeyi Avustralya'yı geçti, deniz gücü Avustralya'yı geçti, giderek de gelişiyor ve bunu da füzelere de takviye edecekler. Savunma bütçesi 1/3 şu anda. Ama tabii Hindistan'ın karşı karşıya kaldığı tehlikelerle Çin'inki aynı değil. Böldüğünüz zaman Hindistan'ın da burada bir avantajlı durumu olduğunu görebiliriz. Ve Hindistan balistik füze denemesi Çin'de çok tabii bir etki yarattı. 5000 kilometre menzilli bir balistik füzeydi bu. Pekin şehrini de vurabilecek bir kapasitedeydi. Bu konuda da gelişmeler var. Büyük bir ülke, Türkiye'nin 4 katı, sınırları çok fazla, deniz ekonomik bölgesi de çok fazla. Ve buradaki Hindistan önemi şuradan geliyor. Dünya ticaretinin %35'ini kontrol eden bir noktada, özellikle Malaka Boğazı, çok önemli bir boğaz. Japonların 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmelerinin en başta gelen sebeplerinden bir tanesi de bu Malaka Boğazı'ydı. Çünkü enerji gelmedi. Enerji, uçakları uçuracak enerjileri kalmadı Japonların. Dolayısıyla buradaki Çin'in de hep göz önünde tuttuğu şey bu. Bu boğazlar kapanırsa ne olacak? Kapanırsa ne olacak? Kuşatılacak. Öyle bir düşünce var Çin askeri camiasında ve bunu aşmak için de stratejik olarak değişik çabalar içerisine giriyor. İşte Pakistan üzerinden veya diğer ülkelerden kendisine koridor bulmaya çalışıyor. Aşacak bir koridor bulmaya çalışıyor. Uğraştırma yollarını kontrol eden stratejik noktada Hindistan, sınırların uzunluğu ama bu giriş çıkışları kontrolünü güçlendirmekte ve komşularıyla ilgili bazı sorunları var. Neden olduğunu açıklayacağız ve demografik yapı da bunun için biraz hassasiyet arz ettiği söyleniyor. İşte 1947 yılında Pakistan ayrılmasından sonra savaşlar, Pakistan'la yaptığı savaşlar, Çin'le yaptığı savaşlar, sonra Pakistan'la tekrar yaptığı savaşlar var. Bu da Hindistan'ın gelişmesini engelleyen faktörler. Ama bunun dışında nüfusu, yüz ölçümü, yetişmiş bir insan gücü var. Asker kadroları var, zengin tarihi geçmişi, teknoloji ve endüstriyel kapasitesi, doğal kaynakları ve denemelerle kanıtlanmış nükleer yetenekleri, askeri gücü ve stratejik konumu Hindistan'ın ulusal gücünü oluşturan başta faktörler olarak karşımıza. Savunma Bakanlığı'na bağlı genelkurmay başkanları yok. Birleştirilmiş bir karargahları var. Kuvvet komutanlarının hangisi kıdemliyse o şey yapıyor. Kuvvet Komutanları Komitesi başkanlığını yapıyor Hindistan'da. Ve toplum askeri gücü söyledi. Çoğunluğu kara kuvvetlerinde. Deniz kuvvetleri biraz az gibi gözüküyor ama gelişiyor. Ve personel bakımında dünyanın 3. büyük askeri gücü. Askeri profesyonel yükümlülük sistemi yok. Bayanlar da askerlik yapabiliyor. Subay eğitimi, orta düzeyde eğitim veren okulları var.
3 yıllık eğitim veriyor, bütün herkes katılıyor. Karacabacı, denizci hepsi katılıyor. 4. sınıfı ayrı okuyorlar. Kendi sınıflarında okuyup daha sonra o sınıfta subay olarak görevlerine devam ediyorlar. Burada belirtilen bir husus, Hindistan'da Türk şehitlikleri var. Bazıları ona şaşırıyor. Biraz önce gösterdiğimde de bir arkadaşımız sordu onu. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda bizim İngilizler eserleri Hindistan'a götürmüşler. Orada şehit olanlar var. Bunlara ilişkin mezarlıklar da son 10 yıldır üzerinde çok güzel çalışmalar var. Bunlar yapılıyor. İşte bekçileri konuyor, bakımları yapılıyor. Hindistan'la aramızdaki bir bağda bu şehitlikler. Ekonomik alanda tabii ikili ve bölgesel ilişkileriyle yoksulluktan kurtulmak var. Stratejik olarak Hindistan'ın. Siyasi alanda diğer ülkelere küresel bir güç olarak varlığını kabul ettirmek var. Askeri alanda ise füze ve füze önleme sistemleri olmak üzere Çin'i dengelemek, Pakistan'a karşı üstünlük kurma düşüncesi var. Ve bu nedenle nükleer başlı taşıma kapasitesini artırıyor. Stratejik kuvvetler komutanlığını kurdu. Ve yine caydırıcılık amaçlı nükleer silahlarını denizden kullanma kapasitesini geliştirmeye çalışıyor. Bunun için de balistik füze taşıyacak nükleer denizaltılar geliştiriyor. Burada bir, kısaca bir de stratejik açıdan Hint-Afrika ilişkilerine değinmek istiyorum. Eskiden beri Hindistan'ın Afrika'ya bir ilgisi var. Muson şeyleriyle milattan önce dahi gidip geliyorlar. O rüzgarlarla rüzgarı bekliyorlar. Biraz geç gidiliyor. Bahset senelerce bekledikleri de oluyor. O rüzgarı yakalamaya gerekiyor ama gerek Madagaskar diğer taraflarda bir Hint grupları oluşmuş. Ve bu Hindistan'ı Afrika'ya bağlıyor. Ben de Afrika'da görev yaptım 2 yıl. Orada benim bulunduğum Batı Afrika'da da Hintlilerle tanışma fırsatım oldu. Ve tabii neden Hintliler Avrupa'da düzeltiyorum Afrika'da? Eskiden beri, bağlantısı olduğu dönemden beri. Çünkü bir yayılma amacı yok Hindistan'ın. Daha barışçıl giriyor bölgeye. İşte yeni büyükelçilikler açılacak şimdi. Ve Batıların baktığı bakış açısıyla bakmıyor Hintliler. Zaten onların girmediği küçük alanlara giriyorlar. İşbirliği yaptığı ülkelere herhangi bir durumu ve ilkeyi şart koşmuyor Hintliler. Ve baskı yoluyla değil, eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ediyorlar. Kazan kazan. Ve bu açıdan stratejileri de Türkiye'nin uyguladığı stratejiye benziyor. Afrika'da uyguladığı stratejiye benziyor. Bir sömürge amaçlı gitmiyor. Ve Batı güçlerin yaptığı gibi, işbirliği yaptığı ülkelerin egemenliklerini sorgulamıyor. Bu, o bölgelerde tutulmasının başta sebebi. Bizdeki TİKA gibi onların teknik ve ekonomik işbirliği kurumları var. Ve barışı kurum harekatlarında görev alıyor. Çok etkili bir şekilde görev alıyor. Ve orada belki de en fazla zayiat veren Hint ordusunun, Hint askerleri Afrika'da hayatını kaybedenler var. Ve bunlarla ilgili savunma işbirliği anlaşması yapıyor, akademiler kuruyor oraya. Ve bunları topladı, 2005 yılında topladı Hindistan. 2011 yılında tekrar bunun sağlamasını yaptı, ne tür etki aldı. Ve bu giderek, bu yaptığı anlaşmalarla da bunu giderek geliştiriyor. Soğuk Savaş sonrasında da bu yaptığı çalışmaların meyvesini aldı. 1990'da 1 milyar doların altındaydı ticaret hacmi. 2017 yılına geldiğimiz zaman bunun 70 milyar dolara geçtiğini görüyoruz. Giderek de bunu artıracağını ben değerlendiriyorum. Tabii dış politikada Asya değil, küresel düzeyde bir rol oynama çabası var. Rusya ile ilişkilerini, Rusya Federasyonu ilişkilerini geliştirmekle birlikte sürdürüyor. Fakat son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkelerle askeri ve nükleer enerji alanında işbirliğini artırıyor. Burayı tabii İngilizler ele geçirmişti. Bunların çeşitli amaçları vardı. İngiliz zaten Hindistan'ı kaybedince imparatorluk da çöktü. Çok büyük paralar kazandı. Önce bir şirket vasıtasıyla burayı yönetti uzun yıllar. 1800'lü yılların sonunda da devlet kendi eline almıştı burayı. Tabii çok içerilere giremediler dirençten dolayı. Gerekli yerleri aldılar. Batılılar ülkeyi terk ederken de birçok ayrılığın olmasına sebep olacak çalışmaları oldu. Bugünkü yaşanan belki Hindistan yaşadığı o sorunlar da bu o geçmişten kalan o mirasa dayalı. Belki de öyle sorunların olmasını istedi. Bunu dünyanın diğer yerlerinde de görüyoruz. Hindistan'ı mutlaka ellerinde bulundurmak istiyorlardı Batılılar. Böl ve yönet ilkesi İngilizlerin çok başarılı bir şekilde uyguladıkları bir stratejiydi. Ve bu da Hindistan'ı bu problemlere mahkum etti. Ve Hindistan'a saldırılar nereden gelir? Genellikle Afganistan'dan, kuzeyden veya deniz yoluyla gelir. Hintliler bunu ne yapmışlardır? Kültürel bütünlüklerini muhafaza etmişlerdir. Bütün buna rağmen çok güçlü bir yanıdır Hintlilerin. Bu kadar işte işgal altında kalıp, bu kadar baskıya maruz kalıp,
hala bu Hint toplumu o kültürüyle ayakta kalmasını bilmiştir. Pakistan'la ilgili biraz önce Sayın Büyükelçimiz bahsetti. Sınırlar o, geçmişten kalan şeyler, sınır sorunları var. Bizim Hindistan olsun, Pakistan olsun iç işleridir. Bir müdahale etme şeyimiz, bir karışma şeyimiz yok. Biz tabii ki iyi olursa isteriz ki Hindistan bütün komşularla iyi olsun, ekonomik gelişmesini yapsın. Aramızda hiç sorun olmayan ülkelerden bir tanesidir. Yine Bangladeş'e ilgili ufak tefek sınır sorunları var. Keşmir'le ilgili sorun tabii mutlaka çözülürse biz de bundan çok memnun olacak, en fazla memnun olacak ülkelerden birisi oluruz. Tabii bu Keşmir'in bir büyük bir önemi var. Pakistan'ın Çin'le bağlantısını kesiyor. Yani oradaki şey, yani orada o bağlantıyı kurmuş olsa belki Çin'in de mesela şeyi var. Keşmir zaten bölünmüş durumda. Yani Keşmir'in bir kısmı zaten Pakistan'da, bir kısmı Çinlilerde, bir kısmı da Hint bölgesinde kalmış. O zaten yaparken de o şekilde bir ayarlama yapılmış gibi duruyor. Burada tabii bahsetmek istediğim konu şu. Bu tür problemler var da bu problemler nasıl provoke ediliyor? Biz bunu birçok yerde rastlıyoruz. Bu hassas bir konu. Bakın geçmişte bu Pakistan'dan geldiği iddia edilen bir terör saldırısı oldu. Bunun öncesinde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a bir şeyi empoze etmeye, kabul ettirmeye çalışıyordu. Yoktu. Pakistan kabul etmemişti. Terör olayı oldu. Kafaları karıştırıyor yani bölgedeki bu tür olaylar. Yani illa bir terör saldırısı geldiği zaman acaba A ülkesinden gelmişti dememeliyiz. Yani başka bir şey de olabilir mi diye. Çünkü artık küresel oyunun bir parçası haline gelmiş. Ezberledik artık bunları. Bu şekilde bir girme karıştırma olayları var. Burada da aynı şekilde oldu. İşte iki ülke nükleer savaş eşiğine geldi. Bunun sonucunda Colin Powell gitti ve Pakistan Amerika'nın Amerika'dan istediği şeyi kabul etmiş oldu. Yani onun için bu tür şeylere hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor provokasyonlara karşı. Çin kendisini emniyete almak için, biz diyoruz ya Hindistan nasıl bizim tam uzaktan emniyetlidir. Emniyetlidir yani bir kendinize emniyet sağlayacak alanlar oluşturursunuz. Hindistan bizim uzaktan emniyetimiz sadece Çin de kendisine emniyet sağlayacak koridorlar oluşturuyor. Tampon bölgeler oluşturuyor. Mançurya, İç Moğolistan, Sincan ve Tibet var. Bunların hepsi Çin kontrolünde Tibet. Fakat eğer Tibet rejim değiştirirse veya Hint tarafına geçerse diye bir endişeleri var Çinlilerde. Çin yönetimi dolayısıyla Dalai Lama ve yani Tibet'teki bağımsızlık savaşını desteklemesinden dolayı Hindistan'ı suçluyor. Ve Çinlilerin de bu arada Hintlerin iddiası da onların Çin, Hindistan ve şeydeki Tibet'teki, Nepal'deki Mao'cu gerilla komünistleri desteklemesi durumu var bölgede. Hindistan uzayda işler durumda ticaretine sahip ender ülkelerden birisi ve mümkün mertebe kendisi üretmek istiyor silahlarını. Eğer başka bir şeyle ortaklık olacaksa da %50'sini kendi ülkesinden katılım şartı arıyor. Ve bağımsızlığını kazandıktan sonra Hintlilerin geçmişten gelen bir takım beyinlerine yer etmiş konu var. O sömürgecilik dönemindeki yani o düştükleri kötü durum Hintlilerin kafasından çıkmıyor ve her şeye çok gerçekten de çok şey ihtiyatlı yaklaşıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. İşte dediler ki yani acaba İngilizlerin Amerikalılar mı gelir gibi bir düşünce oldu. Ve soğuk savaş yıllarında bu yüzden Sovyetlere yanaştılar. Ama 90 yılında işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra biraz önemini kaybeder gibi oldu. Bir boşlukta hissettiler. Acaba bir şey olur mu yeniden öyle bir şeydi ama 11 Eylül saldırıları bu durumu değiştirdi. Yani Hindistan'ın önemini, bölgedeki önemini daha çok arttırdı gibi gözüküyor. Mesela Amerika açısından baktığımız zaman sanki o incelediğimiz zaman şöyle gözüküyor. Afganistan'daki terör olayları, terörizmle mücadele ve her şeyden öncesi Asya'daki, Avrasya bölgesindeki güç dengelerinde Amerika'nın Hindistan'a ihtiyacı var. Yani çok önemli bir şey. Herkesin ihtiyacı var. Hindistan'da önemi oradan geliyor. Bunun için Hindistan'la ABD işbirliği yapabilir ama ittifak da gerekli değildi. Çok da yanaşmadı. Yanaşmış gibi gözüküyor. O tür yorumlar var falan ama Hindistan bağlantısızlığı, tarafsız kalmayı başarabiliyor. O yüzden bir politik oluşturmuş durumda. Ve öncelikle şeyi kendi güvenliği ve ekonomik gelişmesi. Yani o yakınlaşma bir güç kayması olarak bazı yazarlar değerlendirmiyorlar.
Buna rağmen gitti mi gitti, işte işbirliği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla görüşmesi var, ekonomik bağlılıkları var. Rusya ve Çin'le koalisyona girmeyi tercih etmesi için sebepleri de var yani bu arada. Olabilir, oraya da geçebilir ama hangi tarafa geçerse Hindistan orada dengeleri değiştirecek bir durumu var. Eğer Rusya, Çin Hindistan'ı yanına alırsa Avrasya'da bir egemenlikleri söz konusu, büyük bir güç kazanacaklar. Bu şeyi zor duruma düşecek. İlk ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Arkasında ikinci ziyaretini İsrail'e yaptı. Tabii buradan altındaki sebep Çin'le ilgili şeyler var. Eski bir Hintli diplomata bir sözü var. Kuzeyden koordine olmuş, Çin Pakistan tehdidiyle yüz yüzeyiz gibi böyle bir endişesini dile getirmiş bir sözü var. Onu da buraya aldım. Diğeri Hindistan'la İsrail arasındaki ilişkiler gerçekten savunma sanayi arasında bunlardan silahlar alıyor. 7 farklı gemiden kullanmak üzere uzun menzili Barakşehir hava savunma sistemleri alacaklar. İşte miktarı bayağı bir yükün tutuyor. Ve bundan İsrail büyük bir kazanç elde ediyor. İşbirliği gelişiyor. Bu amaçla gitmiş. Orada güzel resimleri var. Yani hatta paçalan Sıvat falan diye basında geçiyor. Çok samimi pozları var o şeyde. Tabi oraya niye gittiler? Birincisi şey var tabi. Hindistan'ın enerjiye ihtiyacı var. Doğal gaz yatakları bulundu. Bunu bir kısmını İsrail kendisi kullanacak, bir kısmını Hindistan'a satmak için anlaşmalar imzalanıyor. İkincisi de bu su kaynakları daha önce de biz burada tartışmıştık. Çoğunluğu Tacikistan'da. İşte bir kısmı %50'den fazla, %53. Bir kısmı Türk Cumhuriyeti'nden Kırgızistan'da. Diğer ülkelerin su kaynağı var. Sanırım yani Hindistan'da da böyle bir sıkıntı var. Bunun damıtma sistemleri var. Yani şeylerin. Hem tarımda daha az, daha verimli nasıl işletebileceğini öğretebiliyor İsrail. O teknolojiyi alabilir. Yani çünkü bir açlık problemi de var. İşte bu fakir insanları daha iyi duruma getirmenin şeyi. Hem o suyu damıtma işi, işte doğal gaz işi gibi konularda aralarındaki başlıca işbirliği konuları. Ve dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu. En fazla alanlardan birisi durumuna geçti ve bu da işte bir Londra'daki bir düşünce kuruluşundan bir profesörümüzün şeyi var, bir açıklaması var. Bu artık iştah kabartıyor. Yani bunları Batılılar bunu alabilmek için yani bundan pay alabilmek için Hindistan'la sürekli işbirliği içerisinde. İşte bazı örnekler ben orada sunuyorum. İşte Fransa'dan savaş uçağı alması, 126 tane, Apache helikopterleri alması Amerika'dan, işte yine askeri nakliye uçakları, amfibi uçaklar, bunlar da değişik ülkelerden alıyor. Tabii son yıllarda biraz Amerika Birleşik Devletleri daha öne çıkmış gibi o alımlarda, daha önde. Ve burada Brooklyn Enstitüsü'nden bir uzman şu şekilde söylüyor, ABD ve Hindistan silah alışverişi satıcı alıcı ilişkilerinden öte bir şey diyerek iki ülke ilişkilerini özetlemeye çalışıyor. Ama tabii bunlar bazıları yanıltıcı da oluyor. Hindistan yine buna rağmen tarafsız kalmayı da başarıyor. Örneğin Kremlin sözcüsü açıklama yaptı. Diyor ki Rusya 5 tane diyor S-400 sistemini Hindistan'a satmak için sözleşme imzaladı. Daha önce Çin alırken Amerika Birleşik Devletleri Çin'e demişti ki ben sana yaptırım uygulayacağım. Hindistan da aldı. Tabii bununla ilgili bir açıklamaları var. Dedi ki Temsilciler Meclisi'nde, bu dedi bizim ilişkilerimizi etkiler. Etkiledi mi? Değil. Hindistan ne dedi? Hindistan şöyle yanıtı verdi, bağımsız politika izliyoruz. Bağımsız bir devlet. Alabilir mi? Alabilir. Yine Şangay dünyasına katılması dengeleri değiştirecek dedik. Bununla ilgili iki taraf arasındaki şeyler söylüyor ve Birleşmiş Milletler'deki oylamalara baktığımız zaman 1/4 yani %25'inde Amerika lehine vermiş. Hindistan öyle her yani şey yapmıyor. Kendine bağımsız bir devlet ve bağımsız politika yürütmeyi de her şeye rağmen sürdüren bir devlet. İşte Amerika buna rağmen o dengeyi sağlayabilmek adına Hindistan nükleer silahlarına bir destek sağlıyor. Rusya da bunun karşılığını yaptı. Onlar da Hindistan'la anlaşma imzaladı. Nükleer testlerin denetim açılmasına itirazına rağmen iki nükleer reaktör için denetim şartı getirmek için uranyum temin etmeyi de önerdi. Çin donanması söylemiştik. ABD'de Pasifik'te ABD'ye meydan okuyacak bir düzeye geldi. Güçlenmeye başladı. Güçlü mü? Değil. Tabii şu anda yine Amerikan donanmasını yakalayacak bir şey yok. Amerika Çin'den daha da güçlü. Ancak
o ilerlemesi, oradaki bölgeyi kontrol etme istekleri tabii bölgedeki diğer güç olan Hindistan'la zaman zaman endişelendiriyor olabilir. Bu konuda da görüşleri var. Ama 1960'tan beri bir savaş yaşamadılar. Ama bir de Hintlilerin özellikle Keşmir bölgesinde, Keşmir'in Pakistan'a ait olan bölgesinde Çin askerleri bulunduruyorsunuz gibi bir şey var, bir iddiası var. Evet. Şimdi burada Çin'in tampon bölgesindeki durumu karışık. Tibet'te daha da sıkıntılı. Ama Himalayalar'dan ayrıldığı sürece, geçmişte o Vietnam ele geçirmesini söylemiştim. Yani Çin'in böyle bir arazi işgali falan zor gözüküyor. Yani uzun süreli zaten yapamaz, kalacak bir şey de olmaz. Oradaki direnç sebebiyle. Çin'de bazı rekabet alanları var. Myanmar var veya Vietnam'la işbirliği yapması Güney Çin Denizi'nde Çin'in etkisi altına da nüfus etmiş oluyor. Çin etrafındaki denizlere bağımlı ve dolayısıyla bu yüzden liman kolaylıkları elde etmeye çalışıyor. İzolasyonu aşmak için Myanmar ve Pakistan'da limanlar inşa etmeyi planlıyor. Ama tabii bu yolun açılması çok uygun değil. Afganistan'daki durum daha çözülmedi. Orada terör olduğu sürece bunu yapması çok zor ve uzaya dayalı sistemleri geliştirmek istiyor Çin. Ve bunun karşısında Hindistan, Tayland, Singapur ve Malezya gibi ülkelerle işbirliği yapıyor. Yani sanki orada böyle bir şey oluştu. Gündeme sık geliyor son zamanlarda. Hani Japonya, Güney Kore, işte Avustralya falan Amerika'nın olduğu bir tarafta, öbür tarafta işte kaç tarafta Çin, Rusya gibi bir şeyler düşünüyor. Bir dengeler falan gidip geliyor. Ve Çin'e karşı aynı dengeyi Hindistan, Japonya ile de sağlamaya çalışıyor. Ve tabii bu Japonya ile işbirliği de şeyi rahatsız etmeye başladı. Biraz daha Çin'i rahatsız etmemesi. Çin medyasında bunlara ilişkin hususlar var. Ve Çinli stratejilerin Hindistan'a bakışı şu şekilde: onlar diyor işte adaları kontrol eden, Malaka Boğazı'nı kontrol eden demir zincir diye bir tabir de aslında demir zincire benzetiyorlar. Yani kendilerini kontrol eden bir bölgedeki bir ülke tarifleri var onların. Ama tabii Çin'le de ortak noktaları var tabii. Çok alanda da işbirliği yapıyorlar. İşbirliği alanları var. Her iki ülke de batılılaşmadan modernleşme tezini savunuyorlar. Bu önemlidir bu gelişme açısından. Yine güvenlik ortamı bakışları örtüşüyor. Egemenliğe saygı, müdahalelere karşı olmak, çok taraflılık her ikisinde de var. İşte diğer taraftan Çin ve Hindistan'ın çok bu coğrafyada çok üst çıkarları var. Bunların başında da istikrar ve ekonomi geliyor. Yani savaşmaktan ziyade güçlerini istikrara ve bölgedeki istikrara ve ekonomiye aktarırlarsa gelecek için her ülkenin de menfaatini olacak. Ve her iki ülkenin de ekonomisi büyük ölçüde deniz ulaşım yollarının açık bulunmasına bağlı. Ve bunun için de aralarındaki güvensizlik ortamını azaltmaları gerekiyor. Hindistan her tarafa eşit mesafede, sonuç olarak her tarafa eşit mesafede kalması onun kendi çıkarlarını koruma hakkını kullanmak olarak algılanmalıdır. Yani müdahale edilmemelidir, kullanabilir, bağımsız bir ülkedir. Batı'dan gelen cazip teklifleri değerlendirmek ve daha gelişmiş olan Batı savunma teknolojisinden istifade etmek isteyen Hindistan, en büyük stratejisi partneri ve geleneksel ortağı olan Rusya'yı gücendirmeden ve bölge stratejisinin temel güç olan rekabet halindeki komşu Çin'i ürkütmeden Batı ile daha fazla işbirliği esas alan hassas bir dış politika izlemektedir. Dünya sahnesinde daha büyük bir oyuncu olabilmek için Hindistan'ın iki önemli amacı gerçekleştirmesi gerektiği ileri sürülüyor. Bunlardan birincisi, hareketini sınırlayan Güney Asya zincirini kırarak Doğu Asya ekonomik sistemine dahil olmuş gerçek bir Asya gücü haline gelmek ve daha geniş bir alanda nüfus sahibi olmak. İkincisi ise gücünü ve etkisini küresel boyutta yükseltmektir. Yani buradan tabii diğer ülkelerle kurduğu ilişki, Hindistan'ın ekonomik entegrasyonu boyutu bu gelişmeden biraz gerisinde kalabiliyor. Sebebi ise ASEAN'daki toplam ticaret hacminin Çin'in payı Hindistan'ından 4 kat daha fazla. Diğer taraftan her ne kadar yeni değerli Basra Körfezi, Afrika gibi daha düşük düzeyde de olsa Orta Asya'daki etkisini arttırmaya başardıysa da Hindistan, küresel ölçekteki nüfusunu arttırma yeteneği bugüne kadarki çabalarını bütünsel bir strateji çatısı altında birleştirmede göstereceği performansa
bağlı olacak gibi gözüküyor gelecek için. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.